Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Red Dead Redemption 1, yani 2010'da PlayStation 3 için çıkmış olan o efsanevi oyun. Tam 14 yıl sonra 29 Ekim'de bilgisayara geliyor. Sonunda bilgisayar oyuncuları da bu oyuna kavuşacak. Fakat burada can sıkıcı birkaç detay var ve bunları sizinle paylaşacağım. Öncelikle oyunun fiyatına değinelim. Steam'de 50 dolar, Epic Games'e ise 1750 lira fiyat etiketiyle çıkıyor. Evet, fiyatlar oldukça yüksek. Özellikle 14 yıllık bir oyun için bu fiyat sizce de fazla değil mi? Yani PlayStation 3 döneminden gelen bir oyun, hem de grafikleri ve oynanışında büyük bir değişiklik yapılmadan bu fiyata satılacak olması gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Peki neden böyle düşünüyorum? Bu oyuna sadece elden geçirilmiş diyebiliriz. Herhangi bir remake ya da remastered versiyonu değil. Grafiksel anlamda neredeyse hiçbir düzenleme yapılmamış. Sadece bilgisayara uyarlanmış bir sürümle karşı karşıyayız. 14 yıl önce gördüğümüz aynı oyun, aynı grafiklerle karşımıza çıkacak. Eğer bu bir remastered olsaydı ya da oyunun görselleri güncellenmiş olsaydı en azından bu fiyatı bir nebze daha anlayışla karşılayabilirdik. Ancak maalesef böyle bir durum da söz konusu değil. Şimdi biraz daha derine inelim. Tavsiye olarak ne yapabiliriz? Şahsen bu oyunu almak isteyenlere şunu söyleyebilirim. İndirim bekleyin. Çünkü bu fiyata değecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hele ki 2024 yılında bu kadar çok alternatif oyun varken güncellenmemiş bir oyuna bu kadar para vermek çok mantıklı gelmiyor. Ama elbette oyunun tutkunları farklı düşünebilir. Bir diğer hayal kırıklığımsa yine Rockstar'ın Türkçe yama desteğini yapmaması. Bildiğiniz gibi Red Dead Redemption 1 çok büyük bir hikaye anlatımıyla öne çıkan bir oyun. Eğer oyunun derin hikayesini tam anlamıyla anlamak istiyorsanız İngilizce bilginizin iyi olması gerekiyor. Ama Türk oyuncular için bu büyük bir eksiklik. Çünkü hikayesiyle efsaneleşen bir oyunun Türkçe yamasının olmaması oyunun keyfini kaçırabiliyor. Red Dead Redemption 2'de de benzer bir durum vardı. Bu sefer de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen oyunun hikayesi hala çok güçlü. Red Dead Redemption 1 1911 yılında geçiyor ve Red Dead Redemption 2'den tam 12 yıl sonrasını anlatıyor. Red Dead Redemption 2'de gördüğümüz o vahşi batı hikayesinin devamını, daha doğrusu John Marston'ın son dönemlerini bu oyunda görüyoruz. O dönemlerde John Red Dead Redemption 2'nin aksine ailesi için çalışıyor ve eski hayatını geride bırakmaya çalışıyor. Red Dead Redemption 2'yi oynamış olanlar için bu hikaye gerçekten çok etkileyici olabilir. Ama şu da bir gerçek ki RDR 2 kadar derin bir hikaye beklememek lazım. Evet, John Marston'ın hikayesi gerçekten çok iyi ama RDR 2'nin sunduğu detaylı karakter gelişimi ve geniş dünyası kadar değil. Yani beklentiyi çok fazla yükseltmemekte fayda var. Ama yine de bu oyun bir efsane. Eğer daha önce oynamadıysanız tam size göre diyebiliriz. Ancak fiyat ve güncelleme eksikliği yüzünden ben şahsen bu fiyata bu oyunu almam. Açıkçası bir indirim olduğunda düşüneceğim. Ama şu anda 50 dolar ya da 1750 lira gibi bir ücreti hak ettiğini düşünmüyorum. Özellikle grafiksel güncellemeler yapılmamış olması, remake ya da remastered olmaması da bu fiyatı hak etmediği anlamına geliyor. Bu videoda Red Dead Redemption 1'in bilgisayara gelişi hakkında düşüncelerimi paylaştım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca sizin de konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Siz bu oyunu almayı düşünüyor musunuz? Fiyat sizce de yüksek mi? Yorumlarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Join SportEckers TV and watch with your family, John. This is my last request from you. Please. Oyun burada, eğlence burada. SportEckers'te hayat yakala.